Gel bakayım, gel gel. Ha bak oldu. Ne kaldı? Öf. Tamam oldu bak. Böyle rahat mısın? Değilim. Niye rahat mısın? Sıkışacağız. Sıkıştık, düşeceğim. Haluk'cığım ne yapalım yani? Böyle sığacağız. Üf. Of. Hadi uyu. Uyuyamıyorum. Haluk rahat dur. Duramıyorum ki. Oh. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Ya Haluk ya. Ya saçım. Ya o uzmanı var ya, bulursam çok fena olacak. Ne? Bundan sonra ben senden hiçbir şey istemeyeceğim. Ne dedik şimdi? Meltem. Meltem. Meltem hadi gel buraya. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Ben seninle konuşmuyorum Haluk. Senin romantik bir insan olabilme ihtimalin yok. Artık pes ettim. Uğraşmayacağım seninle. Günaydın. Ben çıkıyorum Emine. Meltem. Meltem. Haluk Bey günaydın. Günaydın. Siz gece burada mı yattınız? Yok canım. Gece bir spor programı vardı. Onu seyrederken burada böyle bir içim geçmiş. Ha, böyle yastıktı, çarşaftı, uyuyakalmışsınız. Ben de inandım. Hadi sen bana çay koy, ben de duşa gideyim. Amanin. Havada kavga kokusu alıyorum. Abi gece kanepede salonda uyumuş Şükrü. Meltem yenge kırmızı kartı göstermiş, tribüne yollamış abi. Ayıp oğlum sizin yaptığınız. Sabah sabah konuştuğunuz konuya bak. Eleştiri yapma Yakup, çay yap. Sen de dedikodu yapma Hüseyin. Hayda. Ana Kadriye anne. Meltem Hanım akşam Haluk Bey'i odaya almamış. Sosyetik bir kadın. Hoş geldiniz. Merhaba Emine. Hayırdır? Sen dominant teyze olmadan pek dolaşmazdın. Ya bu bölüm çok bozuk Haluk. Allah aşkına üstüme gelme ya. Ne olursun ya. Ya bu akşam da bir şeyler yapalım mı Haluk abi ya? Vallahi çok sinirlerim bozuk ya. Gönüllüğüne sabah kadar uyumadı abicim ya. Ya aslında ben de seni arayacaktım. Bizde de başka bir problem var. Hayırdır abi ne oldu? Meltem bana küstü. Yuh! Haluk vallahi yuh yani. Yani Meltem'i de sonunda kendine küstürttün ya, inanamıyorum sana abicim ya. Kim bilir ne yapmışındır yani, aferin sana. Ne oldu abi? Yani bir şeyler oldu. Aslında saçma sapan bir şeyler ama küstü yani. Böyle sabah yüzüme bile bakmadan çekti gitti işe. Bir şey yaparız ya. Dur. Bir güzel çiçek yaptıralım abi. Bir de şiir. Ha? Ne dersin? Ya bilmiyorum oğlum. İşte o yüzden sana soruyorum. Hani sen zero erkeksin ya. Yani kadınların dilinden anlarsın diye. Ne yapmak lazım? Tamam söylüyorum ben de sana işte en güzeli çiçek. Sen ne yaptın abi? Ya, hakikaten açık açık söylesene bana. Bir şey yapmadım abi. Doğru söyle. Vallahi bir şey yapmadım. Yoksa bak... Ne diyorsun oğlum? Ben taş fırın erkeğiyim. Ben öyle şeyler yapmam. Allah Allah. Böyle bir bana baktı ve bundan sonra dedi senden hiçbir şey istemeyeceğim dedi. Böyle bir edayla yaptı onu da. Ondan sonra böyle bir küstü. Ama yani böyle bir herhangi bir küsme gibi değil. Böyle içi küstü sanki. Böyle bir başka küstü. Sen Meltem'i seviyor musun Haluk?
Seviyoruz herhalde. Hakikaten seviyorsun değil mi abi? Evet. O zaman emek vermen lazım abi. Biraz çaba göstermen lazım. Böyle yani oturduğun yerde olmaz böyle şeyler. Benim bir ilişki koçu arkadaşım var. Onu çağırayım. Bir danışalım abi ona. Yok yok. Koç moç istemem ben. Niye istemiyorsun? Ha niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya çağıralım. Belki bir iki güzel fikir verir. Ha kafamız değişir. Sonunda sen de mutlu olursun. Mertem de mutlu olur abi. Niye istemiyorsun ki? Yok abi. Başımıza ne geliyorsa bu koçlar yüzünden geliyor. İstemem. O zaman çiçekle şiire razı olacaksın abiciğim. Yok yok. Hayır. Öyle şeyler yapamam ben. Yani o ben değilim yani. Bir şans daha olabilir abi. Biraz daha emek harcayarak yapabileceğim bir şey. Mesela? Meltem'e güzel bir yemek yap abi. Bir de ben yemek yapamam ki. Ya yaparsın abiciğim, ben sana yardım ederim. Problem olmaz. Çok güzel bir yemek yaparız ama şeyi yolla Emine'yi. Emine burada olmasın. Emine burada olursa çünkü Meltem o zaman Emine yapmış zannedebilir. Emine'yi yolla, biz seninle harika bir şey hazırlarız abi. Vallahi. İnan bana, güven. Ne yapacağız? Ya yaparız ya. Et de yemiyor.